Değerli basın mensupları, tam 19 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2002 seçimleri öncesinde yaptığı mitinglerde şu cümleleri kullandı. İnşallah biz iktidar olunca öğretmenler okulun bittiği gün hazırlıklarını yapacak, ertesi gün görev aşkıyla okuluna gidecek, hiç merak etmeyin. Şu sisteme bakın hele. Ülkede 72 bin öğretmen açığı var, 72 bin öğretmen açığı var. Sen sınavla KPSS ile öğretmen seçiyorsun. Hangi akla hizmet ediyorsun? Bırak da öğretmenlerimiz okulunu seçsin, göreve başlasın. Önüne niye engel koyuyorsun? İnşallah biz hükümetimizi kurduğumuzda bütün öğretmenlerimizi göreve başlatacağız ve öncelikli olarak eğitim sorununu çözeceğiz. Ve aradan 19 yıl geçiyor. Ancak ataması yapılmayan öğretmenler ders başı yapıp öğrencilerine kavuşamadığı gibi o yıl 72 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı bugün %872 oranında artış göstererek 700 binleri geçiyor. Bunu da unutmamak gerek. Ve yine 19 yıl geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 700 binin üzerinde ataması yapılmayan öğretmen var ama dün 20 bin atama müjde olarak verildi. Sadece 20 bin atama yapılacağı müjde olarak verildi. Şimdi 2021 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yapıldığı güne şöyle bir dönelim. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, 3 Kasım 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde şu cümleleri kullandı. Biz 2 senedir her sene 40 bin atama yapıyoruz zaten. Buradaki beklenti 40 bin az, 60 bin olsun. Elbette 60 bin olsun, 80 bin olsun, 100 bin olsun. Biz bütçe imkanları içerisinde olabilecek atamayı yapacağız. Zaten 40 bin yapacağız. Bu bütçede öğretmen ataması tabii ki var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunu daha da arttırabiliriz. Bunun müjdesini de inşallah olduğunda sizlerle paylaşmış olacağız şeklinde bir cümlesi var. Yani zaten 40 bin atama o tarihte kesin olduğu ifade edilmişti. Değerli basın mensupları, Milli Eğitim Bakanı 40 bin atamanın az olduğunu, bu sayının daha çok olmasını söyledikten birkaç ay sonra bakanlık tarafından 107 bin öğretmen açığı olduğu bizzat ifade edildi. 107 bin öğretmen açığı. Ve ardından Sayıştay raporunu incelediğimizde görünen şuydu ki Türkiye'de 138.393 öğretmen açığı vardı. Sayıştay raporu bunun altını çizmişti. Dün yapılan açıklamada ise öğretmenlere 20 bin atama, o da müjde olarak verildi. Ayrıca bir başka cümlede de bütçede aslan payının Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiği söylendi. O zaman neden bakanlık bağış olmazsa hizmet yapamayacak hale düştü? Biz de bunu soruyoruz. Eğer bütçeden aslan payı eğitime ayrılıyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılıyorsa, yüz binlerce öğretmen neden halen öğrencilerine kavuşmayı bekliyor, neden atanamıyor? Eğer aslan payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyorsa, neden hala 21. yüzyılın Türkiye'sinde öğrenciler hala birleştirilmiş sınıflarda ders yapmaya devam ediyor, bu türde okullar var? Neden 2.658.040 öğrenci EBA'ya erişemedi? Ki bunu ben söylemiyorum, dün bakanlığın yaptığı açıklamadaki rakam budur. 2.658.040 öğrenci EBA'ya erişemedi. Bizim hesaplamalarımızda da etkin olarak EBA'ya giremeyen, kullanamayan 6 milyonun üstünde öğrenci var. Peki
Aslan payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyorsa yaklaşık 6 milyon öğrenci EBA'yı niçin etkin kullanamadı? Yine aslan payı eğer Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyorsa bu ülkede neden bir temizlik görevlisi bile olmayan okullar var hala? Okullara neden yardımcı personel kadrosu verilmiyor? Bu ihtiyaç geçici personelle İşkur üzerinden sözleşmeli olarak o da yetersiz sayıda karşılanıyor. Ve eğer aslan payı Milli Eğitim Bakanlığı'na veriliyorsa ÖSYM neden LGS'ye giriş ücretlerini masrafları karşılamak için 70 liradan 90 liraya arttırdı ve öğrenciler mağdur oldular? Bu örnekler daha da arttırılabilir değerli basın mensupları. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17,18'di. 2020 yılı itibariyle ise eğitim yatırımlarına bütçeden ayrılan pay 4,65'e geriledi. 2021 yılında bütçede ise bu payın 7,69'a çıkarılması uygun görülmüştü. Ancak bu paranın tamamı da Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmedi ve Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufa davet edildi ve tasarrufa davet edilen tek bakanlık. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı merkezi bütçeden en fazla payı alan bakanlıklardan biri gibi görünmüş olsa da aslında bu miktarın %81'i personel giderlerine gidiyor. Yani öğretmenlerin maaşları, SGK primleri gibi harcamalar. Tabii ki olacak. Yetersiz bile. Öğretmenlerin aldığı maaşlar zaten son derece yetersiz. Arttırılması gerektiğini ifade ediyoruz ama bu da Milli Eğitim Bakanlığı'na bütçenin çok büyük miktarda verildiğini asla göstermez. Eğitim yatırımlarına ayrılan pay her yıl gerilediği için bugün Milli Eğitim Bakanlığı bağış olmazsa hizmet yapamayacak hale düşmüştür. Bütçenin yetersiz olması eğitim sisteminde sorumlulukların yerine getirilememesi anlamına gelir. Bugün eğitim sisteminde yaşanan sorunların çoğu da aslında buradan kaynaklanmaktadır. Değerli basın mensupları, ayrıca öğretmenler ücretli, kadrolu ve sözleşmeli olarak ayrıştırıldı. Biz öğretmen ücretli olmaz, sözleşmeli olmaz, öğretmen kadrolu olur desek de öğretmen ihtiyacı oldukça kadrolu atama yapılmıyor, ücretli öğretmenler ile bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyor ve öğretmenler de adeta sömürülüyor. Bugün Türkiye'de 83 bine yakın ücretli öğretmen var. Oysa ataması yapılmasını bekleyen 700 binin üstünde de öğretmen var ve dün müjde olarak verilen atama miktarı ise tekrar ifade ediyorum ki akıl alır gibi değil, 20 bin sadece. Evet, tüm ihtiyaç kadrolarının doldurulması, öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu olması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yine öğretmenlerin statü, ek gösterge ve ek ders ücretlerinin de iyileştirilmesi gerektiğinin de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.